أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Şimdi bu akşam kandiliniz mübarek olsun. İki cihanda aziz eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetini hatırına alem İslam'a fereç versin. Nur talebelerine de evlerine dirayet, feraset, basiret nasip eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden sema ve azafatlardan muhafaza yemin eylesin. Bazı duaları ısrarla aynı şekilde tekrar etmemin sebebi Allah Resulü'nün emri olduğundandır. İsrar ederseniz kabule karindir. Onun için. Yani mesela münacatın sonundaki duaya da dönebilirsin ama mesela maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, şeytanların şerrinden derken ısrar ediyorum devamlı. Her derste söylüyorum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam duada ısrar edin dediği için atamadım. İsrar olduğundan yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edin diyor. Şimdi Mevlüt Kandili, değil mi? Mevlüt Kandili. Mektubatta Mevlüt-ü Şerif hakkındaki bu akşam her tarafta bundan olacak, bahsedilecek. Diyanetten, dini cemaatlerden, her yerden. Ben farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum ama yine Peygamber Aleyhisselam'ın teşekkür ederim. Şeyinde çok sorulan sorulardan çok ama olsun diye Mevlüt Kandili malum. Ama bu sıfatı çok önemsiyorum. Onun için yapacağım. Yoksa mektubat yanımda Mevlüt Kandili'nden yapardık. Şimdi şu Mevlüt Kandili'nden şu parçayı hemen nakledeyim, soruya geçeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu. Doğumunu kutladık, şey yaptık. Evet, yani tabii ki bu suretidir. İnsandaki karşılığı Allah Resulü gelmesiyle neyin ortadan kalkmışsa, neyin ortaya hakim kılmışsa onu alemimize kaldırır ve ortadan kaldırır ve bazı şeyleri oturtursak alemimize, Allah Resulü alemimize doğmuş demektir. Mesela putlardan en büyük şeyi putu kaldırmış. Alemimizdeki putları kaldık. Hepsini kaldıramayız de. Putları kaldıracağım ben bir kere de sahip değilim ama koca bir senede bir tane putu kaldırırsak, bir tane alemimizden bir putu kaldırırsak Allah bereket versin, çok önemlidir. Bu akşam böyle herkes bir tane putunu kaldırırsa veya niyet ederse, şunu yapmayacağım, hepsine değil, hepsine değil. Bazı putlar kalsın, tövbe yani değil mi? Ama bazı, mesela birbirinizi ilah edinmeyin, nefsinizi mabutlaştırma vesaire. Bunlardan mesela olmazsa olmazlarımız oluyor bazen ama din de ona caiz vermemiş. Onlardan bir tanesini en azından bugün kaldırmaya karar verirsek, o nispetle alemimizde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğmuş oluyor. Ben şeyi çok seviyorum. Yani tamam da bunun bana eylemsel karşılığı nedir yani? Doğdu da. Alemime doğmamışsa, doğsa benim alemimde bir faydası yok ki. Doğmuştur, doğdu. Yani aynı bu geceyle yarın eşitse, doğduğuyla doğmadığı öyle bir söyledik, söylem oldu. Tabii ki sebabı var ama hani ciddi takip edilen mesele bu değil yani. Alemimize Resulullah doğması lazım. Tamam. Mesela nasıl dolduralım eve bir misal. Bugün hepimiz buradayız. Hepimiz biliyorum. Ben de derslerde kalıyorum. Allah Resulü kapıyı çalsa evinizi. Bir baktık nurani bir zat delikten. Böyle dikiş. Allah Allah. Kim o diye sorsak. Ben senin sevgili peygamberin Hazreti Muhammed'im aleyhissalatü vesselam dese ne yapardı? Onu en azından yapmaya gayret etmek lazım. Yani yapamayız da. Bari onlardan bir tane. Evde neyi kaldırırdın ilk önce? Ve neyi örterdin? Ya Resulallah biraz bekle mi diyecektik? Ne kadar beklerdi mesela? Yarın sonra şunu kaldıramadım, şunu da örtemedim, bunu gizleyemedim.
Biraz daha bekle, biraz daha bekle. Mesela ne kadar beklerdi? Mesela baktın saat 11, televizyonun karşısındasın, kapı çaldı. Ben senin Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'im dediği zaman aleyhissalatü vesselam hemen televizyonu kapatıp ya Resulallah iyi ki geldin bana imam ol, yatsı namazını kılmadım saat 11.30, 12.30 diyebilir miydik? Diyemezdik. Şimdi çok sorudan soruya fazla ilerlemeyelim. 575 sözler, çok değer verdiğim şey, çok soruluyor. Diyor ki, şu Miraç-ı Azim niçin Muhammed'i aradı aleyhissalatü vesselam'a mahsustu? Niye onu seçti Allah diyor. İbrahim Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Niçin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamberdir? Niye ben olmadım? Biraz insaflı olacağız da bir de kendine bakacaksın yani. Bak hele biraz önce. Yani din yok, hiçbir şey yok. Bir hayal eder misin Arabistan'ı? Din yok, insanlar malum, pazarlık satılıyor. Yani sen mi daha iyi buluyorsun ben mi? Köleler bağlayıp okla göz nişan alındığı dönemde. Yani her şeyin en zirve olduğu, ne aklına geliyorsa. O zaman böyle din yok, şey yok. Yani böyle bir ben bazen hayal ediyorum böyle. Ama ben din kuracağım, haşa, eğer Allah yoksa tövbe. Yani ben bir din yapacağım. Yani kardeşim, adam sif, benim hafız var ya tanımayacağım, biliyorsun atama. Allah kaç yaşında? 80 yaşında. Ömrünü İrab'a vermiş. Yani İbrahim Hocam, İrab'a vermiş. Yani gene yapabilmiş mi? Yok. Yani bu zat, yani oradaki hukuka, oradaki mana mertebesini mi, felaseti mi, velagatı mı, yani kaç tane ömür lazım Kur'an olsun diye. Kaç tane ihtisas sahası var Kur'an. Üstad diyor ki 40 tane icaz-ı şey vardı, icaz yönü var. 40 tane zahirde, zahir bu, batın değil. Şimdi böyle bir şey gelecek, ya tamam da nereden hatırına gelecek? Bugün baktım böyle, namaz kıldırıldı başka bir yerde. Allah Allah ne kadar güzel bir şey, dağınıklık yer dedim özel. Fatih'e tablanlık, ses yok, itaat ediyorlar, Allah böyle. Yani bunun nasıl hatırına geldi ya bu namaz yöntemi ya? Ya bir böyle bir düşünün tersini ya. Ya Muhammed, şimdi var olan bir peygamber var, var olan bir din var, var olan bir cemaatimiz var elhamdülillah. Şey, şükürler olsun. Duşa kalka gidiyoruz. Oğlum böyle bir adamız. Ha? Böyle bir adamız. Peygamberimiz var, cemaatimiz var. İman etmişiz. Anne babadan da doğrular gördük. Gene yamuk yumuk adamız. Ya hiç din yokken lan biz ne yapabilirdik ki hala kalkıyorsun niye uzaktır diyorsun. Sen bile şimdi bu sıraya konsa sana düşer mi? Ben ne olmadım tamam. Ben de diyorum ben ne olmadım. Senle ben kıyas edelim hadi. Ötekileri de kıyas edelim. Ötekileri herkes ben de olmak isterim. Sen de olmak istersin. Bir bakayım biraz akıllı soru sor ya. Niye ben olmadım? Hakikaten ya, Cenab-ı Hak iş yapamamış dersen, hakikaten sen olman lazım. Lan daha falan şeylerden kurtulamadın ya. Ben falan şeyi daha terk edemedim. Ha? Ne? Biraz daha akıllı olmak lazım ya. Başka haddini bil demeyeceğim. Biraz akıllı ol ya. Bu soru. Hem bak bakalım ya. Ne özelliğim var ki? Ulan bu sizin aranızda benim ne özelliğim var ki? Ben o olmam lazım. Tövbe estağfurullah. Ne vaziyetim var? Bir tarafım iyisi, öteki tarafım berbat. Niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sustur? 31 defa o zattır, o zattır, o zattır diyor. Burada 31 tane. Ben bunun birkaç tanesini okuyacağım belki. Bir iki tanesini ancak okurum. Çünkü mübarekeci olduğu için kardeşler, hafızlar, güzel şeyler var. Onlara Kur'an okuturacağız. Ben bir iki tane paragraf okuyacağım. Bu gece, ha o gece ne yapmak lazım? Üstadımız diyor ki bu gecelerde istiğfarla. İstiğfar nedir? Kaza namazı. Kaza namazımız varsa kaza namazımıza başlayacağız. Tövbe istiğfar edeceğiz arkadaşlar. Çünkü ayet-i kerimede Allah diyor ki Celle Celaluhu, istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim diyor. İstiğfar edeceğiz. Kaza namazımıza başlayacağız. Tamam mı? Kur'an'ımızı şey yapacağız. Cüzlerinizi alacaksınız. Alın çoluk çocuğunuza da telefonda gönderin. Onlar da başlasın. Ondan sonra kaza namazı, tövbe istiğfar yapacağız. Cüzümüzü okuyacağız. Tekrar İnşallah gecenin ortalarına doğru derse olur,
Yani nihayetçe sabaha kadar. Bugün gece. Şimdi o zat niçin seçilmiş? O zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir dersiniz. Kainat onun nurunda kalkılınmış diyorsunuz. Hem kainatın en ahiri, en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Bu soruların çoğalttığı. Sabıka beyanatınızda diyorsunuz ki, üçüncü şey, alemi ulviye çıkmış, şu alemi arzideki anasırların, makinelerin, tezgahlarını ve neticelerini, mahzenlerini görmek için umuc etmiş, emiraca gitmiş bu kainatın fabrikasını, makinelerini görmüş. Yani bu kainatın fabrikası, yani hava nereden geldi? Orada makine varmış. Su nereden geldi? Orada makine varmış. Hayat, şuur, idrak, latife, his, bunlar ne diyor? Orada makineler varmış. Onların kaynağını, yani buradakilerin kaynağını görmüş. Yani bu kaç tane soru. Ben bir tanesini şey yapayım. El-Cevap, birinci müşkülünüz, niçin o zat? Buraya niçin onları zikrettim? Belki merakını celbeder. Sözler 575'te başlayan cevaplar var. Birinci müşkülünüz, 33 adet sözlerde tavsilen halledilmiştir. Niye o zattır diye. Yani şurada Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o Miraç azama en layık olduğunu icmali şahitlerin evinde bir muhtasar filiste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik Nübüvvet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselama dair 114 işari beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiş. Yani 114 yerde bozulan İncil'de, Zebur'da, Tevrat'ta bu 114 işaretten iş yapmış. Mesela bir tane de var. Tevrat bulunmuş Mersin'de. Bu şey değil. Öyle uyduruk bir haber değil. Ben çok yakında olanların söyledi. Orada Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeymiş. Mersin'de bulunmuş. Tevrat. Orijinaline en yakın. Çok açık. İsa Aleyhisselam'dan ve Peygamber Aleyhisselam'ın sırasıyla bahsediyor. Yani reis de zaten bunu bir şey var ki bu kadar cesur olmuş. Yani bir şey var ki adam bir şey diyor yani. Yani ne demek o? Onu çıkartırsa ne olacak? Çıkartırsa ondan çekiniliyor. Tevrat var, Tevrat. Hakiki. Hakikiye yakın. Çok naz. Orada bulunan bir arkadaşımız kendisini gördüğünü ve açık ifadeyle o heyet. Efendim abi. Şimdi. Peygamberimiz olduğundaki alametleri sayacak mısınız? İnşallah sonra sayacağım. Güzel soru. Doğru söyle. Alametleri işe atılmakta. Abi bize söyle. Kaç yaşındasın ya? 11. Görüyor musun? En güzel başa. 11 yaş. En güzel bir şey ya. Ya bu şeydir. İnşallah onu mektuba çok hemen hepsinin bir sürü peygamberimizin miracı var. Doğma alameti, yaşarken mucizeleri. Çok var da ben bunu seçtim. Biraz fazla soru geldi bana. Niye biz değil, bir başkası değil de Hazreti Muhammed peygamberdir diye. O cevap olsun bu akşam diye. İnşallah başka zaman geldiğin zaman ondan yaparız. Peygamber. Çünkü o her zaman yapılır. İlle bu akşam hepsini yapamayız da. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Saniyen, tarihçeye sabit, tarihçede sabit ki, Şık ve Satih gibi meşhur iki kainin Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahip bir surete tarih nakledilmiş. Ne uzaktır? Birincisi Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da bile bundan bahsediyor. İkincisi bu kainler var.
Yani o zaman peygamberler olmadığı zaman cinlerle muhabere ediliyordu. Karakollar vardı semada, karakollar var. Oralarda haber çalmaya gidiyorlardı. O zaman işte o haberleri bazı şahıslara getiriyorlardı. Onlara çok uygun, yani yapısı, biyolojik, fiziksel yapısı uygun. Mesela bir tanesinin kemiği yok. Tamamen et torbası bunlardan bir tanesi. Bunlara cin getiriyordu yarım yamalak haber. Ama vahiy geldikten sonra bu yolda kapanmış. Ondan önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce bunlar Peygamberimizin geleceğinin bütün alametleriyle evladımızın sorduğu gibi işte şöyle olacak, bunu şöyle olacak, Arabistan'da şöyle olacak, falanca şey olacak alametlerini orada zikrediyor. Onlar adama zikrediyor. Şık ve Satih denilen bir adam. Hatta bir tanesi de Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anh'ın amcası. O da öyle. Daha ilk vahide. Ondan sonra onları söylüyor işte. Ne oldu diyor. İşte şöyle oldu diyor. Yani cin olabilir var böyle. O zaman cirit atıyor, dalga geçiyor yani insanlarla. Ondan sonra cinin en güçlü olmasının sebebi bir, insanlar korkması. İki, onları çok güçlü zannetmesidir. Çok kuvvetli servetin olsa bile orada bir tane serseri kabadayılık yapsa, korksa bak bütün servetin gidiyor yani gücün. Aynı onun gibi cinlerin insanlara kıyas edilmeyecek kadar basittir. İnsanın idrarını ve gaytasını edecek kadar basitmiş mahluk. İnsan ondan korkar mı? İşte onların gücü, güçlü yapan bir tanımamak, iki korkmanız. Korkulması sizin değil de. Korkma kardeşim, onlar hiç alakası yok. İnsan kadar değerli, kıymetli bir mahluk yok. İşte onlar haber getiriyorlardı. O karakollar kapandı. Niye? Vahiy gelince. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha gelmeden, çocuk iken, işte amcasıyla giderken, biliyorsunuz bu hadise, o Satih ve Şık denilen kahinlerden, bu ikisi çok meşhur bu, onlar daha gelmeden söylenmiş ve kitabetlerinde yazıyor bu. Niçin uzat? Sen de bahsedilseydin, sen olurdun. O bahsetmiş, o varmış. Hasan abi zaten İsa Aleyhisselam döneminde de, Musa döneminde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde de peygamberlerin geleceğini o zamanki topluluklarda biliyordu. Evet. Hatta doğan çocuklardan da yani hani o özellikleri arıyorlardı. O kahinlerin evet. Bilmeleri de onlardan. Evet, evet. Çünkü tarih bekliyorlardı yani. Bekliyorlardı canım, pat diye çıkan değil. Zaten bekliyorlardı. Evet. Yahudiler peygamberliklerden çıktı demediler. Niçin Beni İsrail kavminden Araplara geçti? Niye bizden gelmedi? Niye bizden? Zaten hepsi bekliyordu. Zaten o Buhara-i Rahip o Şam yolundaki kilisede mücerret kalıyordu. Bekar. Peygamberimizi bekliyordu. Daha çocuktu işte Peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Özelliklerini dahi biliyorlar. Biliyordu. Mesela bakmış daha çocuktu. Kim neydi? Amcasıyla. Değil mi? Amcasıyla gelirken bakıyor ki bulut takip ediyor. Kafile nereye gidiyor? Efendim ya. Başında bir tane nur varmış, o büyüdükçe kapanmış. Evet, doğru. Kapanmış ta ki hepten %100 açığa çıkmasın. Gerçi ondan daha acayip mucizeler var. Alnındaki o nurundan daha acayip, parmağından su akıyor. Şimdi bir tanesi de ya bu nasıl olur falan. Yok. Şimdi bir tane olsa böyle ya. Eliniz bir şey yapar mısınız ya? Bir uzattınız kendinize. Yani sizin imanınız artacak diye. Bakar mısınız elinize? Şimdi buradan su aktığını hayal eder misin? Bir dua ettin su akıyor. Ne olur ya? Ben niçin yaptım biliyor musun? Fikri değil de hissi olsun. Şuradan su akıyor şimdi. Ben kaçarım ya kendimden. Korkarım yani. Şimdi nasıl bir cesaret mesela? Orada susuz kalmış. Demiş ki, getir, kaplarınızı getir, Bismillahirrahmanirrahim, elini uzattı, baktı, sular akıyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Oldu, gülüyor adam. Eşin alnındaki nurundan daha ciddi mi olur? Belki göz önlüm olsa, bu tabağını dolduruyor, şey, kabağını, çanağını dolduruyorsun, kabını dolduruyorsun, içiyorsun ya. Acayip bir şey ya, fiilen. Küçük bir tabaktan 300 kişi yiyor. Ebu Cehil,
Ebu Süfyan, onlar Ekbaha. Yok ki bitsin mucize olmasın diye. Zoraki bitsin diye ya. Öyle bir şey. Mesela Ebu Leh hakkında daha gebermeden iman etmez diyor. 8 sene. Bu ayet var, iman etmez. Bir yalandan iman ettim dese gene ayet yanlış olacak ve Kur'an davası bitecek, biliyor musun? İman etmez diyor ya Ebu Leheb hakkında. He, ama yalandan şimdi ne yapsa bir tane ayet yanlış olsa tabi hepsi bitti. Dese ki bak benim hakkımda imansız diyor. İman etmez diyor. Baba iman ettim diyor. Yalandan la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese yine bitiyor olaya. Diyemiyor yani, demiyor. O ayeti bildi, aldı. Ya dese bitti. Nasıl bir mucize ya? 8 sene o ayet duruyor. İman etmez diyor. Ettim dese. Bak ayetiniz yanlış, ben ettim. Kendisine fayda edecek dese. Hayır, kendisine değil. Anlamadın seni. İman etse yalandan, bak etmez dedi. Ben ettim. Dolayısıyla yanlış bu ayet. İslam'ı bitirmiş. İslam'ı biter. Biter. Temelde biter. Yanlış olur, çürütmüş olur, evet. Çok tuhaf yani. Ama adam yaşıyor hala 8 sene, etmiyor. Yani ben peygamber mesela tövbe, kendisi yazsa bu cesaret olmaz ya, iman etmez. Ya etti, niye yazıyorsun bu ayeti? Ya ederse ne olacak? He? Ezer misin sen? Cenab-ı Hak öyle bildirdiği için etmez dediyse etmez. Ya yani Allah koyarsa merkez de öyle de. Böyle beş ecanı bir de bakınca hakikaten garip ya. Yani ben böyle okuyorum, 19'un yaptım. Mesela çağırıyor, ağacı çağırıyor. Ben hayalim duruyorum böyle. Ağaç geliyor, gözümün önünde böyle geliyor. Parmağından su akıyor, bakıyorum böyle. Kitap okurken, Allah Allah. Şimdi buradan bir su aksa, ben kendimden kaçarım ya. Ödüm patlar ya. Böyle başıma bir hal geldi de. 1988-87'de Tepecik'te nöbetteyiz o zaman, fazla adam yok. Ben tekim, çocuk esirgeme kurumundan çocuklar geliyor. Turgut Ozan zamanında işte orada. O zaman çocuk esirgeme kurumu. Dershaneye geliyorlar da beni de oraya, ona yakın bir dershaneye koydular. Herkes gitti tabii canım. Perşembe günü ders oluyordu. Ona dedim ya, ne yapalım atalım? Gözümü kapattık böyle. Kimse yok yani, tek kalıyorum o zaman. Ya dedim hayale şu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Tesbih çekelim de şöyle bir tepsi meyve gelsin bari. Tamam. La ilahe illallah, la tepsi. Ya Rabbi niyet eyledim tesbih gelmesi için, zikretmeye diye niyet ettim. Böyle. Ama bu arada da anlatmışım da. Korkuyorum yani, ya olursa çekiyorum ama ya olursa ne olacak? Yani, hiç kimse yok. Ödüm patlar ya, baktım ki her şey var tepside ya. Yani hakikaten bir hayal et bakalım. Bir anda gözünü açıyorsun. O kadar korkuyordum ki yarım saat geçti zikrettim. Gözümü yavaş yavaş açıyorum ki ya olursa ne yapacağım? Hem bu arada da olmasını da istemiyorum. Hem istiyorum hem istemiyorum. Gizli açtım. Sonra yarım saat gözüm kapalı açtığım zaman baktım. Ama tepsi yok. Tepsi yok ama iş lambardan başladı. Lamba şiddetlendi. Acayip çoğaldı. Meğer yarım saat gözüm kapalılığından olmuş ya. Yarım saat kapatsan herhalde ki çoğaldı. Dedim ki lambadan başladı. Peki bir daha yaptım mı? Bir daha yaptım, üçüncü yapmadım. Korktum. Ya olursa? Kapıda gelen hangisiydi Hasan abi? Hani eşi göndermiş ya Hasan abi bu saatte. O Almanya'da. O Almanya'da. O bambaşka bir şey ya. O acayip bir şey. Ben 8.30'da kahvaltıya otururum. Kaçta yatarsan yat. Yılbaşı akşamı, ismini de veriyorum, Augsburg'da, dinleyen olacak orada. Augsburg'da, Mustafa da kardeş. Bak isim, hepsi mekanda söylüyor. Rabbim de şahit. Onlar da tatil yılbaşı. Sabah ihya ettik dershanede. Herkes gitti dershanede, ben tekim Augsburg'da. Ondan sonra herkes gitti de, kaçta yatarsam yatayım. Kalktım 8.30'da. Ulan, korkuyor, çabucak Almanca bilmez. Zaten tatil, her taraf kapalı. Bir baktım, ne limon var, ne ekmek var, yılbaşı, herkes oradaydı ya sabaha kadar. İhya ettik, sanki çekirge afatı gibi yok olmuş dershane. Herkes her şeyi yemiş. Hiçbir şey yok. Çünkü oradaydık abi, çok kalabalık. Yemiş, biçmiş, bir şey bitmiş. Afet gibi, afet gelmiş sanki. Hiçbir şey yok. Kim, ben nereye gideceğim ya? Türkiye değil ki yani marketten, bakkal açık olsun orada.
Kıyamet kopsa bir yere açık değil. Ondan sonra bilmem lisan. Ulan ne yapacağım? Ama bizim saat geldi. Benim saat geldi. Ben vazifemi yaptım. Ne yapayım? Tuttum dershanede. Ha? Dershanede yaptım. Şimdi oturdum. Saat 8:30. Oldu. Çay koymam lazım. Çayı koydum. Bir şey yok. Dedim ki keşke demeseydim. Ama elimi kaldırdım. Dedim ki ya Rabbi ben senin içine buraya geldim. Ama devamlı bir şey yaptım. Bazen çocukluk oluyor da işte istedi. Sanki böyle Allah ne nedir ama Allah Allah bize bakmaz o şeyimize. Dedim ya Rabbi 8:30'da kahvaltım olması lazım. İmam-ı Şafii dedi ki talebeli ulumun rızkına kefilim. Benim kahvaltım 8:30'da olması lazımdı. Bilmiyorum nasıl yapacağını. O saat şahit olsun. Yalan olursa ki yalana kafir olur. Nasıl yapacağını bilmiyorum ama benim kahvaltımı getir ya Rabbi. Keşke yapma başka bir şey deseydin ama yapmıyorum. Oydu ki. Vallahi billahi. Kaç dakika oldum bilmiyorum. Kapı çaldı. Kimse birisi kalkacak imkanı yok. Sabahladık diyoruz ya yılbaşı. Sabaha oluyor. Kapı çaldı, kapı açtım. Mustafa denen bir kardeş. Ondan sonra tepsiyle çıkıyor merdivenden alttan. O dershane de şimdiki dershane değil kiliseden dönme kiliseydi. Kiliseyi idi. Çalışmadığı için kiraya verilmiş. Biz onu dershane yaptık. Kilise. Aslı kilise orası. Alttan yukarı çıkıyor. Dedim ki kim ben? Mustafa abi oraya dedim. Kahvaltın dedi ya. Ben kalktım tabii. Dua etmemişsin, münacat etmişsin. Keşke öyle... başka bir şey dilesin. He ya. Keşke. Olsun, Rabbim gene yardım etmiş size. Ondan sonra meğer, ya duydum herhalde, eşim ustadım görmüş, bir rüya görmüş. Kalkıyor, kahvaltı yazıyor, Mustafa'yı kaldırıyor kocasını, hemen çabuk götür bunu diyor. O anda eşi rüyamı ne görüyor? Çabuk bunu götür diyor. Acayip. Allah. Peki gelelim bize faydası. En küçük ahımızı, nasımızı, isteğimizi duyan kim ya? Yanındaki eşin kalkmaz ya. Ne yaptın lan sabaha kadar oturduk senin kahvaltın ama. Oturdan sonra 9'unda yetişsin. Kim yapacak? Yani en ufak ahı mesela istihare namazı. Ya Rabbi doğru mu yanlış yapayım yapmayayım. Kim duyuyor seni ya? Bu Allah ne güzel bir Allah ya. Kahvaltını sana getirmiş de. Bu beşeriyet. Güya naz yapıyorsun ha tamam. Bir de davanın peşine koşacaksın. Allah rahmetini açmayacak. Ya. Açmasa bunu sana söylettirir mi? Seni buraya getirtir mi? Sizden buraya oturtur mu? Kim oturtabilir sizi şimdi? Televizyonda kalk buraya otur. Hasan abi nur talebesinin en alt tabakasıyım. Bu da benim oğlan zaten. Şu. Görkem. He. Bir müşterim var ücretini ödemiyor. Aradan geçti 8 ay. 8 ay. İkindi namazını kıldım. Dedim ya Rabbi dedim. Ben vazifemi yaptım. Adam da parayı vermiyor. Ben de ondan istemiyorum senden istiyorum. Vallahi billahi. Gittim baktım cep telefonuma mesaj gelmiş hesabına para yattı. Baktım para geldi hakikaten tövbe estağfurullah. Açtım baktım Davut Uğur Hakan para göndermiş dedim. Allah Allah tövbe. Hemen aradım adamı geri. Dedim abi sen bana para göndermişsin. Evet dedi. Dedim abi 8 aydan beri arayıp sormuyorsun. Hiçbir iş yapmıyorum ben sana. Artık muhasebe işi de yapmıyorum. Dedim tamam abi kapatabilirsin. Teşekkür ettim kapattım. Dedim ki görken. Az önce dua ettim ama ondan istemedim. Cenab-ı Hak'tan istedim. Oğlum bundan sonra sen müşteriden isteme. Cenab-ı Hak'tan istedim. Hakikaten öyle bak. Vallahi billahi. Ben onu bizzat yaşadım. Yani. Benim telefon vardı o sabah. Birisine telefon ederdim. Ali İbrahim var, şu var, Moral gibi. Şu var, Ali kardeş var. Kardeşim benim kahvaltım nerede diye bilirdim. Telefonu var. Keşke etmedim. Para, keşke para istemeseydim. Değil mi şimdi? O oraya denk geldi tamam mı? Dua vaktine denk geldi. Başka bir şey keşke isteseydim. Sen de istiyorsun. Şimdi telefon edebilirdim. Kahvaltımı şey yapındı kardeşim. Ben Almanca bilmem de zaten dükkanlar kapalı. O gün o saatten ancak petrol ofisindeki market açık olmuş. Yani diyorsun birkaç dakika geçiyor. Mustafa kardeşim bu da öyle. Tepsiyle gidiyor. Bir şey yüceltmiyorum. Bu böyle yani.
Böyle bazen de böyle yapınca Cenab-ı Hak, nazlarlığın var ya nazlarlığın, bu sefer utanıyorsun, bak kaç defa zikrettim yani. Utanıyorsun böyle, bir de yapmıyorsun, bir de yaptığımı hatırlamıyorum. Başka bir şey yapmıştım bir de Allah'ın hatırlamıyorum, buna pişman olmuş. Bunu ver dedim, bu olmayacak bir şey ama nasıl olacaksa bilmiyorum ama bunu bana ver, vereceksin diye bunu ver. Yanlış yapıyoruz da ama yapalım, aciziz ya. Bir daha pisto olmuştu. Salisen, Allah çok hoştur ha, Allah güzel. Ama o kadar hoşuma gidiyor ki, affet ya Rabbi bu sözüm derdi. Vallahi zevk alıyorum. Allah çok hoştur. Çocuk anasını emer gibi insan Allah'a böyle şey yaptı mı? Allah çok hoştur, elhamdülillah. Salisen, Velâdet Ahmedi aleyhissalâtu vesselâm gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutuyla, yavrumuzun söylediği, daha Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâmın doğum gecesinde Kabe'deki putların devrilmesi, sonra Kısra-i Faris'in sarayı meşhuresi olan Eyyâ'nın padişahın yani köşkü, var ya saray içinde köşk var, inşikak etmesi, yarılması, İhrasat denilen yüzer harika tarihçede meşhurdur. Yani o bin seneden beri işte yanan Mecusilerin ateşi. Mecusiler kimmiş biliyor musunuz? Yani öyle geçiyoruz da Mecusiler bilim var mı öyle? Ateşe tapınıyor. Tamam da. İran tarafı değil mi? Ha, İran'da. Neymiş biliyor musun o? Hindistan'da, Hindistan merkezlidir. Sonra İran'a sıçramış. İbrahim Aleyhisselam, ya adam niye ateşe tapsın? İbrahim Aleyhisselam yakmadı ya ateş. Ateş kutsalmış işte. Ondan kaynaklanıyor. Peki Tunus Cezayir tarafında balık yemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Yunus Aleyhisselam'ı sahile çıkarttığı için. Yahudiler İngilizler geliyor. Balığı kutsuyor ki biz tutalım diye. Et o zaman pişmiyor. Hani Müslümanlar o ateş yakmadı diye ateşi kullanmıyorlar. Yani ateşi kullanmıyorlar İbrahim atıldı diye. Vejeteryan et yememe Hindistan'da kaynaklanıyor. Dindir. Bazı saf Müslümanlar vejeteryan yani ben et yemiyorum falan oradan geliyor. Niye yemeyeceksin Allah Resulü yemedi mi? Bak vejeteryanlık oradan geliyor. İşte ilmin şeylerini yapıyorlar, hayvanı şey yemeyeceksin bilmem ne, Amerika menşeli de aslında Hindulardır, Amerika'daki Hindular. Ki vejeteryan nereden geliyor? Ateşi tapan, ateş perileri onlardan geliyor, onlar yemez. Ya? Kurban Bayramı'nda bir tane gizli Müslüman Hindistan'da sığır kesti diye hapiste aldı. Ama kaç sene almış, 30 sene mi, 40 sene mi ne almış? Reis-i Cumhur bahsetti ya, hayvan sınır kesti diye, adam bu nasıl bir şey yani diye. Yani, elhamdülillah ya, bu işte arada niye misal veriyorum biliyor musun? Ya toplumda böyle biz de cahilane birbirimize paylaşıyoruz ya bazı bilgileri. Vejetaryen yok, hayvanın şey yenmez bilmem ne. Bu ateşperestlerden geliyor ya. Buradan geliyor kardeş. Resulullah'a bak. Nasıl diyet yapmış Resulullah'ın hayatı? Yediğin zaman az ye, hazmedeceğin şeyi ye, 2 saat geçmeden su içme, 4 saat geçmeden yemek yeme, tam üstüne yemek yeme üstüne yeme, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, öyle demiyor mu? Nerede geçiyor hatırlar mısınız? İktisat İhsarisi'nin geçiyor. Bizim diyetimiz var. Bizim diyet reisimiz var. Diyetisyen mi diyorlar doktorlarımız? Bizim diyetisyenimiz var ya, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü'nün Sünnet-i Seniyesi, Mecmuatul Adab adlı kitapta ne nasıl yeniyor, ne zaman nasıl yenilecek, öyle yiyin diyor mesela. Mesela cevizi tek başına yemeyin diyor, peynirle yiyin diyor, orada öyle yazıyor. Mesela misal. Böyle ceviz falan eline geçerse peynirden derler, tamam. Tamam mı? Rabian, bir orduya parmağından gelen suyu içilmesi, Peygamberimiz böyle. Ve camide bir cemaat azimi huzurunda kuru direğin minberin naklinden dolayı mufarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam
deve gibi enine ederek ağlaması yani. Cemaat bunu duyuyor ya. Yani cemaat duyuyor. Yalan mı söylüyorlar? Doğruluk uğruna canını vermiş ya. Şimdi hayatlarının çoğusu yalan olan siyasetçilere güvenlik oy veriliyor. E bunların hayatlarında hiç yalan yok. Niye itimat edilmiyor ya? Hayatın her safhasında yalan ya. Bir ayağını kaldırıyor. Bir tane söyle demişti siz siyasetçi Karadeniz'de. Ya demiş ya bu kadar geçen seçimde de öyle bir sürü yalan söyledin. Demiş ya nasıl rahatça söylüyorsun? O da dalga geçmiş. Bir ayağımı kaldırmıştım da ondan dedi. Onu görmedim dedi. Hani meşhura başbakanlık yapmış bir adam. Orada sormuşlar. Ya bu kadar şey söyledi. Şimdi den gelmişsin demiş. Nasıl bu kadar yalan söylüyorsun diye esnafına dönüşken o esnaftaki şeyler söylüyor. Ya o zaman dedi görmedin mi bizim yöreselde bir laf var diyor. Ayağını kaldırırsan diye söylediğin yalan olmaz. Hani ben de bazen diyorum ya. Adam niye cemaat kolunu böyle arabayı böyle kullanıyor bıçağını böyle. Aşağı aşağıya sarkıtıyor. Sordular bana. Abi niye böyle? Benzin az yakıyormuş o zaman. Ne alakası var? Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın parmağından gelen suyun içilmesi. Bir. Camide bir cemaat azime huzurunda kuru direğin, minberin aklından dolayı mufarakat amediyeden sonra Aleyhisselatü Vesselam deve gibi enin olarak ağlaması. İki. Üç. Vaşakal kamer nasi ile şakı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatı ile bine bağlı mucizat da serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Yani olmayacak şeyi söylüyor. Yani öyle bir şey söyleyelim ki Salih Aleyhisselam'da da öyle. Geçen kıssasını tekrar edeyim dedim de bu asra bakan ne tarafı var acayip şey ama bir parçasını anlatmıştım. Ya nasıl diyelim, nasıl bir şey isteyelim ki yapamazsın Salih Aleyhisselam'da? Ya diyor renkli 10 aylık hocam geldi mi ya? Ha ben hemen kısa kesiyorum. Ondan sonra renkli bir dişi de hamile de renkli boz bir deve kayadan çıksın. Yani öyle bir şey söyleyeyim ki yapmasın, yapamasın. Gözlerin önünde çıkıyor biliyor musun? Gözlerin önünde bu çıkıyor. Gene iman etmiyor kardeşim ya. Yani acayip bir şey. Mesela Kur'an'da bu manada işaretlerinde şöyle bir şey, ayet var. Onlar kıyamet kapısı ölseler, haşir, cehenneme gitseler, yansalar, yanma ortasından gene dünyaya getirsen, gene aynısını yaparlar diyor. Aa, deve çıkıyor dağdan. Gönlü acayip diyor ya. Yok iman. Yani sihir diyecek kadar deve beraber su içiyorlar ya. Bu insanoğlu çok garip ya. Çok garip. Sonra. Bir tane de okuyorum. Hamisen dost ve düşmanın ittifakiyle ahlak hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle seceya-i samiye vazifesinde ve tebligatında en âli bir derecede. Yani mesela dost ve düşmanın şehadetiyle sabit en ahlaklı kim? Yani bu peygamberlikten sonra denmemişler Muhammed-i Emin. Muhammed-i Emin daha peygamber olmadan önce o münafık, o kafir tarafı demiş yani. Böyleymiş. O zaman da dost ve düşmanın ittifakiyle ahlak hasene. Mesela insanlık üçe ayrılır yani mertebe olur. Normal, biz diyelim normalız. Bizden üstün insan var. Güzel ahlaklı. Biz ahlaklıyız. Kötü ahlak. Süre ahlak. Ahlak. Güzel ahlak. Şimdi düşün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize benzer mi? Benzemiyor. Ahlakı bakımından. Haşa haşa. Hiçbirisi dememiş. Zındık bile öyle demiş. Zeki ve güzel ahlaklıydı diyor. İnkarcılar bunu söylüyor. Ahlakıyla insanları kandırdı. Zekavetiyle kandırdı diyor. Lan kandıran ahlaklı olur mu ya? Kendi kendini cel ediyor. Yani yalan söylenen ahlaklı olur mu? Yani güzel ahlakıyla insanları kaldırdı diyor. Ulan güzel ahlaklı, yalancı, güzel ahlaklı olur mu yalan söylüyorsa? Olmaz ki. Yani Peygamber Aleyhisselam bize benzemiyor. Bizim bu seviyede değil. Haşa 100.000 defa haşa. Alt tarafta olmaz yani. Mecbur bizden üstün ahlakı. Tabii ki peygamber zeki olacak, aptal mı olacaktı ya? Ahlaklı olacaktı tabii. Düşmanlar ne diyor? Bir şey diyemiyorlar. Çok zekiydi ve
ahlaklı bir insandı. E ne olacaktı ya? Tersi mi olacaktı? Allah Allah. Bir büyük zata dedikleri gibi. Ya efendim seni diyor haklı olduğunuz halde gıybet ediyorlar diyor. O ne dedi biliyor musun? Ya haksız mı olacaktım dedi yani o zaman. Yani gıybet o zaman oluyor. Yani haklı olduğunuz zaman sizi ettikleri zaman. Bir de yalan olursa iftira olur. Dost ve düşmanın ittifakıyla son paragrafım bu. Ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede olması. Peygamber Aleyhisselam ahlakı en yüksek seviyede. Ya gelirken arabada düşünüyordum. Ya o savaştan sonra o ganimet var ya o vadi deve dolusu. Ya bir adama nasıl verdi ya? Ben anlayamıyorum. Ona kardeş kardeşi vuruyor ya. Çok tuhaf ya. Bir şey anlatacağım size. Bir beyin kanaması geçen bir dostumuza gittim hastanede. Orada kalabalık falan. Bir bakıyorum birbirlerine bakıyorlar. Yemeği birisi ısmarlasın diye falan. Ulan bin o vadi dolu yüzlerce deveyi birisine veriyor. Bu nasıl bir insan ya? Bu nasıl bir insan ya? Yarınki ne olacak diye cebinde şey yok ya. Allah Allah. Bu nasıl bir kaka? Allah nasıl iman ya? Allah nasıl bir teslimiyeti var ya? Allah nasıl itimadı var ya? Bu nasıl bir insan ya? Sahabesi de acayip ya. O da garip yani. Ya nasıl bir itimat var ya? Ya kimse açlık dönülmez ya. Gidin Allah aşkına bir açın de para istemiyorum. Fırıncı dedi ki para istemiyorum. Açın bana bir ekmek verin dese vermeyecek mi ya? Size dese ki o zaman açın para istemiyorum. Bana bir ekmek al. Almaz mısın? Hepsi öyle diyor. Alırım tabii. Para istemiyor diyor ki gel lokantaya götüreyim. Gelmiyorlar. Yani bir şey için ya kardeş kardeşi vururken bu nasıl verebiliyor? En azından bizim zaaf noktamızda misal vereyim dedim. Sonra bütün muamelatının şehadetiyle Seceyay-ı Samiye yani en yüksek meziyetlere sahip vazifesinde ve tebligatında en âli bir derecede vazifesinde ve tebligatında her mertebeyi tebligatta vazife olarak addediyor. Vesile yapıyor yani risaletini Allah ve peygamberliği anlatmaya vesile yapıyor. Her fırsatta. Sonra din-i İslam'daki measin-i ahlakın şehadetiyle din-i İslam'daki o anlatılan o ahlak var ya Kur'an'da veya hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da gözüken insanların bir tanesi diyemiyor ki sizin. Hakikaten böyle bir ahlak sergiledi. Düşmanı dahi demiyor. Tam tersine güzel ahlaklıydı diyor. E daha ne olması lazımdı? Mucize gösterdi, sihir dedin. Güzel ahlaklı sen dedin. Zeki dedin, sen dedin. Bir insanın peygamber olması için ne olmaz? Yani ne olması lazım? Adam demiş ki, ya ona niye de geldi diyor. Benim okuma yazmam var diyor. Onun ilmi yok, okuma yazması yok. Ya eğer okuma yazması olsaydı, ilmi olsaydı demeyecek miydik ki? Ya kendisi yazdı. Ya okuma yazması olmadığını, ilmi olmadığını düşmanları söylüyor. Sonradan diyor ki aynı insan, kendi yazdı diyor. Ulan okuma yazması yok demedin mi sen? İlmi yok demedin mi? Olmadığı halde sen kendi yazdı diyorsun. Mucize oradan geliyor. Yani niye bazen soruyorlar, niye okuma yazması yok? Ya bir de olsaydı kendisi yazdı olacaktı. Şu anki oturuyor böyle kütüphanede. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oturuyor. Bir tanesi görevlendiriyor. Hey ashabım sen Babililerin, sen Asurluların, sen Lidyalıların, sen Kureyş bilmem neyin. Şu kavimleri gidin araştırın, dokuma yapın, dosyayı getirin bana. Ben de onları masada oturuyor hepsini görevlendirildiğinden önce geçmiş görece Musa Aleyhisselam'ın kamışını. Ondan sonra onları derledi ve Kur'an yaptı. Sanki kütüphanede oturuyor ya. Bir ödev yapmak için canı, aylarca canı çıkıyor. O da mevcudu araştıracaksın bulacaksın ya. Din-i İslam'daki Mersin Aylak'ın şehadetiyle şeriatında en âli hisal-i hamide en mükemmel derecede bulunduğuna, en yüksek ahlakta bulunduğuna el insaf ve dikkat tereddüt etmez. Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir efsafı, sıfatı var. Ben burada kesiyorum. Kardeşimiz, kardeşe, hocam gel, hiç ben Fatiha çekmeden dokunma. Kardeşime hemen mübarek gece işte. Bismillah ben şeyini alayım. Sen bunları alırsın hocam meşgul etmemek için. Hoş geldin. Gidiyorum. Hoş geldin.
Ağzınıza sağlık. Allah'ın kardeşim hoş geldin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء
علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا قوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إلا
قل إنما يوحى إلي فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وإن
تسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
الله الذين آمنوا اذكروا الله يا وَأَعَدَّ لَهُمُ أَجْرًا
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فضلا
كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا العظيم.